Günaydın kızlar. Günaydın. Beşiktaş'a dönüyor. Yeni title'ı hayırlı olsun. Hangisi? Tripod. Ama iyi kullanıyorsun bence. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Merhaba arkadaşlar. Ezel Çift Etkinliğimize hoş geldiniz. Bugünkü kombinimiz siyah yeşil konseptimizle. Ezel İlayda Hanım, güzelliğinizi neye borçluyuz? Küçük bir röportaj verebilir misiniz? Bir de şöyle bir dönebilir misiniz rica etsin? Erken yurdunu çok güzel zaten. Benim hayal ettiğim yerleri o. Bir de şey yapacağız, gel şöyle arkanda. Kahve var, yapamıyorum. Ayağını kaldıramıyorsun elinde kahve varken. Ha. Senin temel yeterlilik de bu kadar geri. Kızlar çalışmaya devam. Ufak bir mutfak ekibi. Şimdi sizlerle bir arada olmaktan dolayı Management Club olarak heyecan içindeyiz. Üzülme kantin açığı almaya çalışıyorum. Kulübe girdiğimde dedim ki ben bu kulüpte bir yönetim kurulunda olacağım dedim. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım. Kayalar sözünü tutar. Günaydın. Hiç uyandın ama bitti. Hoş geldin. Herkese merhaba, ikiniz hoş geldiniz. Ben Gökhan Kaya, Marmara Üniversitesi Management Club Genel Sekreteriyim. Bu teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle sevgili katılımcılarımız ve sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimiz burada 4. kez Adventure'ı geçirmek için bulunuyoruz. Adventure bizim için çok eğlenceli bir etkinlik. Umarım sizin için de çok eğlenceli bir etkinliğe dönüşür. Bugün bu güzel etkinliği organize etmemde aslında benim 40-50 kişi teker saymak isterdim ama takdir edersiniz sayamıyorum. Her birinizle tanıştığım için, hepinizle bir şekilde çalıştığım için çok mutluyum. Bütün şeyleriniz için, emekleriniz için teşekkür ederim. Bu emeklere vizelerden çıkıp mail göndermek, vizelerden çıkıp bana bir şeyler, fikirler vermek hepsi dahil. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız Yağmur'a ve yönetimdeki bütün arkadaşlarıma, sonra kişisel hayatımdaki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni bugün de yalnız bırakmadılar. Hepinize şimdiden çok keyifli oturumlar diliyorum.
bu süreci kabul etmeniz gerekiyor. Birçok şeyden vazgeçiyorsunuz, birçok şeyden kazanıyorsunuz. O yüzden kimsenin gözü korkmasın. Yani bir başvuru yapacaksınız. İlk başta sizin CV'lerinizi gidiyorlar, bir bota sokuyorlar. Abla abiden bu çay süreci nasıl oluyor? Nasıl yönetiyorsunuz bu işi? İşte çayları kim oluyor? Bunların hepsini öğrenmeniz gerekiyor. Neden? 2 yıl sonra bir girişimci olduğunuzda ilk ofisinize kendi çevrenizi kendiniz gidip Migros'tan poşetle siz alıp getiriyorsunuz. Ya zamanında şu vardı. İlk yazılımı uğraştığınızda sürekli ben alanın yazılımı olduğunu söylüyorum. HTML, CSS yazdığınızda okey bir iş. Girişimci olmayı iten şey neydi? Özgürlük. Ama gerçekten şöyle. Şimdi demin sunumda da bahsettim. Yani benim bütün işlerim hani kendi Huawei'de biraz çok iyi gidiyor. Ama gün sonunda bir şeyin parçası olmak değil, bir şeyin sahibi olmasıdır ben. Ve burada da işte muhtemelen birçok şeyden ödün verdim, birçok şey kazandım. Ama gün sonunda kendi zaman planını yapabildiğim, kendi hayatını yönetebildiğim ve hayata değer, katma değer bir şeyler katabildiğim bir alana sokmak beni en çok burada heyecanlandıran şey. Bunu da ben tamamen şeye sunuyorum işte, kendi özgürlüğümü kazandım aslında. Yani bütün Huawei'deki çalışma arkadaşlarım mükemmel insanlar. Böyle şey mükemmeldi. Ama bir yandan da işte bir şey başarmak istersin ya. Artık böyle doyuma ulaşmışsındır. Comfort zone'dan çıkman gerekiyordur. Ve bir adım daha atman gerekiyordur. O beni düşetti. Bununla beraber tabii işte pandemi vesaire derken güzel bir yere ulaştık. Teşekkür ederiz. İlk oturumumuz için dikkat et. İkinci oturumumuz için beklemede kalın. Maillerle uyar alıyoruz. Bu da seni aslında şöyle bir ortama dahil ediyor. Kültürel seviyesinin yüksek insanlarla beraber aynı sosyal medyayı kullanacaksın. Gel. Gel. Ya bir şey diyeceğim, ağzımı içine sokma. Size teşekkürüm nasıldı Berra Hanım? Çok iyi, çok teşekkür ederim. Aşırı duygulandım. Kendi oğlum çıkıyormuş gibi hissettim. Ya yeni kameraya fotoğraf çekilelim. Hayır. Tamam. Bu etkinlikte en çok kızdığım şey bensiz akım çekilmesi oldu. Oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi zıklar oldu. Ya ben bir şey belanızı var. Evet. Ay bir kere bir şey söyleyeyim. Bu etkinliğin katıldığım son etkinlik olduğunu fark edince ben. Ne? Bir şey diyeceğim, net konuşur musun? Buraları koymayız zaten. T-Talks hakkında. Benim ve İrem'in şeyini koyun. Örnek takip ettiğiniz bir kadın girişimci, spor giyimi sürdürülebilirlikle buluşturan, sokağa taşıyan ve bizlerle buluşturan sevgili Bilge Çavuş Özdamar'ı influencer girişimi oturumu için sahneye davet ediyorum. Merhabalar herkese. Sesim geliyor herhalde değil mi? Amerika'dayken temellerini astığım bir firma yaklaşık 4 sene önce fikir aşamasıyla başladı. 3 sene önce de satışa başladık. Kısa bir süre önce 3. yaş gününü kutladık böyleceğim. Girişimci olmayı isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz? Ya çok zor bir soru ama bence en önemli şeylerden biri girişimcilikte özgüven. Bir şekilde özgüven konusunu halletmek aşırı önemli. Çünkü hem kendi iç sesiniz hem dış sesler, akrabalar, arkadaşlar, eski iş arkadaşları o kadar hani neden bu işi yapmamanız konusunda sizi ikna etmeye çalışıyor ki orada ben bunu yapacağım, ben bunu halledeceğim diyebilmek. Önce kendine sonra başkalarına bence aşırı önemli. Dolayısıyla bu konunun üzerine gittikçe de bu arada gelişen bir şey. Hani ben böyle doğuştan özgüvensizim diye düşünüp kenara kaldırılması gereken bir şey. Uzun boylu olmak gibi bir şey değil yani. Kesinlikle pratik edildikçe gelişebilen bir şey. Dolayısıyla bence bu konuda şimdiden çok belki aklında bir fikir yoksa bile çalışmaya başlamak çok kıymetli oluyor ileride. Teşekkür ederim. Bu şampuan keratin. Fena değil bence. Bu keratinli şampuan saç dökülmesine ve onun büyük boyu evet. Suratını atmasını hiç beklememiştim. Öyle başlamıyorsun. Hayır. Ben gerçekten oynamaya başladım. Aşkım masaya sektirip başla. Masa sektir. Kırdık. Yemin ederim. Erol Bey, gelin hanımın tarafı. Buyurun efendim. Abla sen niye geldin ya abla? Hayır. Utanmıyor musun? Senin ekibin içerideyken sen burada. Hayır. Ekibin yok ki. Senin ekibin yok ki. Modeli kendisi sürdürebilirliğe destek sağlıyor. Çünkü yani sürdürülebilirlik dediğimiz ya da paylaşım ekonomisi dediğimiz şeyin ana fikri kıt kaynakları maksimum düzeyde kullanmamıza imkan sağlaması.
çıkmayan leke yaparız. Keşke yüzden, bak evet, konuşmadı unutuyor. Benim için de daha mantıklı. Çünkü üretici ikna etmek ya da ürünü sağlamak çok daha zor bu şekilde. Ama henüz algı olarak orada değiliz. Çünkü şöyle bir, hani hep diyor ya, pazar araştırması, kiralayayım diyor. Evet. Hani o hızlı tüketim konusu. Doğru. Ama pahalı kıyafeti olan kadın, atıyorum Sandro'nun sert portre elbisesini, başkasını kiralayıp ay ben giymem diyen bir kitle. Ya yani o kitle uymuyor. Yani pazar yerinde daha o level'da değil. Ama daha öncesinde meslek hayatında yer aldığınız alanlar çok farklı. Peki bu durumun girişiminiz üzerine yararlı etkisi ne oldu? Hangi anlamda farklı bakış açıları getirdiniz? Ya belki daha genel olarak söyleyeyim. Benim girişimcilik tarafının da, yani evet, model olarak ya da sektör olarak farklı olsa bile benim background'um iş geliştirme ve proje finanstı. Zaten hani bugün girişimcilerin ilk birinci fikrinden sonra o fikri nasıl ortaya çıkartmak olduğu için önemli olan konu. O tarafta aslında benim en güçlü olduğum yandı. Çünkü fikirler her zaman var. Fikirler bizim kurduğumuz fikir de zaten bugün benim bulduğum bir fikir de değil. Dünyada örneği olan bir fikir. Ama bunun nasıl daha verimli olabileceği ya da ülkeye nasıl adapte olabileceği ile ilgili orada bir çalışma prensibi mevcuttu. Belki benim işte background'umun bu kadar hani ince detaylı ve bir iş geliştirmenin nasıl olduğunu hesap etmek ve nasıl finanse edilebileceğini de bilmemden kaynaklı çok büyük bir artısı oldu bile diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzından sokuyor. Evet. Ayşe Hanım'la konuşalım. Bence de case study'ye gitmiş mesela. Dedik ki biz de yapıyoruz case study. Hani çok şükür yarabbim. Erkekler neredesin? Abi diyor ki bir sene 10 senedir bunu giyiyorum biliyorsun yani. Size kiralık olsa ne olur? Etkilenecek mi? Arkadaşlar motivasyon sözleri geldi. Hadi bir daha çekelim. Hadi bakalım. Sesini okuyalım birimiz hadi. Küçük başarılar büyük zaferlerin temelini oluşturur. Tam benlik bir söz. Çok vallahi tam benlik bir söz. Kes etmek başarının kafasını kapatmaktır. Devam et, kapıları arala. Ya çok doğru. Her sabah bir fırsattır. Bugün yarının başarı hikayesini yazmaya başladım. Kapattığınız kapıların deliklerinden bakmayın. Eski sevgili ya. Başka bir retro. Yani bu başka bir video. Başarı atılan cesur adımların ardından gelir. Bugün atılan adımlarınız yarının başarısını şekillendirecek. Hadi ben de çekiyorum. Girişimciler engelleri fırsatlara çevirebilendir. Başarı zorluklara karşı durma gücünü bulmaktır. Sen güçlüsün. Wow. Sen... Senin gücün de var, sevgin de var. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin. Senin ilk kripto paranızda hediye. Buna QR'ını okuyarak para alabilirsiniz. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Öncelikle ben başlayacağım, sonra seyircilerden alacağız. Kariyerinizde Biklo'dan önce birçok başarılı girişime imza attınız. Bu süreçte keşke yapmasaydım veya daha farklı yapsaydım dediğiniz... Süreç söz konusu olduğunda bunu nasıl yönetirsiniz? Bizim kripto para borsasında kritik durum çok fazla oluyor. Özellikle 2021 senesinde çok fazla şey yaptık. Yani talep çok fazla olduğu için teknik anlamda da bayağı sıkıntılar yaşadık ama bununla ilgili böyle akıcı bir cevap vermem çok mümkün değil açıkçası. Yani o duruma göre, o koşula göre sakin bir şekilde sonuçta müşteriyi en az mağdur edecek şekilde çözmeye çalışıyoruz genelde sorunları ama hani bir yol haritamız var mı, şu yapılacak bir checklistimiz var mı dersen açıkçası yok. Ben biraz daha ürün tarafına odaklandığım için orada karşımıza çıkan sorunlar her seferinde farklı ve tahmin edilemeyecek sorunlar. Onun için hani net bir cevap vermem çok mümkün değil. Teşekkür ederiz, sağ ol. Sen bana niye haber vermedin? Şaklabanlık ya. Çekelim ya. Şaklabanlık. Şaklabanlık. Beni çeker misin? Gözlerim kapalı çıkmaz. Son fotoğraf. Bunu bu araya ekleriz. Kendine dedi nasıl mı baygın? Bakayım. Çıka bakayım. Ya sen değil ya. Aman. Yaşar, birkaç kelam alayım sizden. Nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel bir etkinlikti. Çok teşekkür ederiz.
Özellikle öncelikle Zeynep'e. Biz de teşekkür ederiz yardımlarınızdan ötürü. Sağ olun. Büyük emeksizliğiydi Zeynep'le teşekkür birlikte. Teşekkür ederiz. Böyle standımızda. Hemen. Kitle onu. Sağ olayım, pardon. İki kelam alayım ben de sizden. Merhaba, çok keyifli bir etkinlikti. Çok keyifli bir etkinlikti. Çok keyif aldık. Harikaydı, tekrarını heyecanla bekliyoruz. Tamamdır. Bir de pankartı görelim. Bir de okursan. Okay, alright. Senden de aynı şekilde. Çok güzel bir etkinlikti. Çok şey öğrendik diye düşünüyorum. Girişimcilik hakkında. O zaman hadi bir el sallayın sonra kaçayım ben sizden. Teşekkürler. Her şeyden. Ya bir şey diyeceğim. Yo ben çektim. Ben hiçbir videoda yokum. Gel biz de seni çekelim. Burada kimse yokmuş ya. Çok ha, bitmedi mi? Böyle mi çekiyorsun? Bitireyim mi bunu? Yok, onunla devam et. Tamam. Bu pek rüya konulmaz. Muhtemelen arkadaşlar. Etkinlik değerlendirmesi. Şu an çok uykum var ama etkinlik çok iyi gidiyor. Her şey çok güzel. Zeynep'e buradan teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Zeynep'in çiçeklerinde gözüm kaldı. Bu kadardı. Teşekkürler. Ne çiçeği yahu? Zeynep'e çiçek gelmiş. Nerede? Aa çok güzel. Süper. Arkadaşlar YK'da neler oluyor? Tartışma. YK'da kavga. Skandal. Yağmur'un hesaplarını inceliyorum. Başkanım say şikayetlerini. Ben şu anda evime ecos resmi. Rezillik kamera arkası. Evet. Güzel bir etkinlikle günü yavaş yavaş bitiriyoruz. Zeynep'e ve bütün Adventure ekibine, emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel nice Adventure'lara. Alkış. Cheers yani.